Gel. Geldim Ömür abi. Gel Selim, gel. Geç otur şöyle. Evde pek yalnız kalıp görüşemedik. Ben de bir göreyim istedim seni. Ne yapıyorsun bakalım? Nasıl gidiyor dersler? Anladım. Babam seni taarruz yapman için üstüme gönderdi. Evet, yalan söyleyecek değilim. Baban sana göz kulak olmamı istedi. Ama o söylemeseydi de ben zaten gelip konuşacaktım seninle. Peki. Alttan aldığın derslere, önceki vize notlarına falan bir baktım. Önce şu alttan aldığın dersleri bir temizlemen lazım bir oğlum. Abi çok doğru söylüyorsun da yani o baba dersleri bir anda temizleyivermek çok kolay değil. Biz yine de işimize şu birinci sınıftan aldığın statik dersiyle bir başlayalım diyorum. En sevmediğim. Tamam biliyorum, öyle kolay bir ders değil. Ama sana bu dersi geçmen için öyle bir çözüm buldum ki. Artık bununla da geçemezsen ben pes ediyorum abiciğim. Tamam, peki nedir çözümün? Ama söz ver, yan çizmek yok. Tamam, tamam söz veriyorum. Birinci sınıfların bölüm birincisi olan arkadaşımızla beraber çalışacaksın. Abi full angarya bir iş bu ya. Göreceğiz bakalım. O da gelir şimdi. Hah, geldi işte. Gel. Hoş geldin Serra. Gel otur. Tanıştırayım. Birinci sınıflarımızın bölüm birincisi Serra, Selim. Evet, biz tanıştık hocam. Öyle mi? Ne şans. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu dönem boyunca beraber çalışıyorsunuz. Hiç bakma bana öyle. Ben de bayılmıyorum bu angaryanın dibi duruma. Madem angarya, niye bir şey söylemedin içeride? Gıkını bile çıkarmadın ya. Ne demek gıkını çıkartmadın ya? Görmedin mi Onur Hoca çoktan kararını vermiş, bizi birbirimize paketlemiş. Paketi de kucağımıza bırakıverdi. Hem sen niye bir şey demedin? Hocam niye çalışmak istemiyorum demedin hocaya? He oldu. Onur Hoca benden bir şey isteyecek, ben de istemiyorum mu diyeceğim. Daha ne olduğunu sormadan olur hocam ne isterseniz yaparım zaten demiştim. Bak, yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hem nedir ya senin bana karşı olan bu halin, tavrın? Ne tavrıymış? Böyle sürekli bir afra tafra hali falan. Hayır yani daha önce karşılaştık da ben mi hatırlamıyorum? Ki insanlık hali. Karşılaşmış da olabiliriz, hata yapmış da olabilirim. O kadar şuursuz yaşıyorum ki hayatıma giren çıkanları unutabiliyorum diyorsun yani. Yani ara sıra öyle şeyler olabiliyor tabii. Ben hayatına ne girdim ne de çıktım. Unut sen onu. Aslında benim gözüm seni bir yerlerden ısırıyor. Yani bir saniye verirsen hatırlayacağım. Hah. Geçen yaz Bodrum. Doğru hatırlıyorum değil mi? Ya ne Bodrum'u? Aa, sen gülebiliyormuşsun. Senin dişlerin de varmış hatta. Tamam, bu kadar gülmek yeter. Neden? Ya belli bir süreliğine falan mı gülebiliyorsun? Anlamadım. Ben mimik çizgilerim falan çıkmasın diye herhalde. Bak, benim şimdi derse yetişmem gerekiyor. Sonrasında boşluğum var. Oturur plan yapar, bir yerden başlarız, olur mu? Olur, olur da nasıl haberleşeceğiz? Dumanla falan mı haberleşeceğiz? He, doğru. Ben numaramı yazayım. Olur. Anladın değil mi? Anladım ya, göründüğü kadar zor değilmiş. Sınav yapacağım, bak anlamadıysan zaten çıkar ortaya. Yani sen benim anlamış numarası yaptığımı düşünüyorsun. Yani. Senin bir güven problemin var galiba. O nereden çıktı şimdi? E baksana, söylediğim en ufacık şeye bile kuşkuyla yaklaşıyorsun. Saçmalama ya. Saçmalamıyorum. Sen çok kazık yedin ve sevdiklerin tarafından hayal kırıklığına uğratıldın değil mi? Bir öğrenme sorunuyla öğrencileri ders vermediğimizi konuşmuştu zaten. Buradayım hala. Evet. Evet. Var mı başka anlamadığın bir yer? Yok. Sorun falan yok.
Çalışmayalım bence biz. Onur Hoca'ya da çalıştıkları da olur biter. Olmaz. Ben yalan söyleyemem. Saçmalama. Herkes yalan söyler. Ya olmaz dedim. Selam. Ben rahatsız etmiyorum umarım. Güzel. Yani kardeşim öyle ders bitti sen birden kaçtın gittin. Ben de öyle bir merak ettim seni her yerde. Sana bakınıyordum. Buradayım işte. Fark ettim. De Serra'yla birlikte. Yani siz ikiniz ne alaka ben onu çok anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Ders çalışıyoruz. Onur Hoca'nın emri vakidir. Ha Onur Hoca atadı diyorsun sen. Güzel. Ya kardeşim sen de ne sır küpü adamsın. Daha bir saat önce birlikteydik. Sen hiçbir şey söylemedin de neyse tamam çok. Önemli değil zaten o. Ben sana şey diyeceğim. Bu akşam parti var. Sen de geliyorsun. Serra. Yani işin yoksa veya istersen sen de gelebilirsin. E yok. Sağ ol. Benim işim var. Gelemem. Ha. Okey sen bilirsin. Kaçtım o zaman ben. Görüşürüz. Neye devam edeyim? Yengen alır. İyi geçim dediysek. Kızı al kendine özür hoca tut demedik. Hadi biz son kez birkaç konunun daha üstünden geçelim. Sonra benim çıkmam gerekiyor. Olur. Tabii. İyi çalışmalar. Sağ ol. Bak bunların tekrar üstünden geç ama unutursun yoksa. Olur. Karşı tarafta mı oturuyorsun? Ha, yok bu taraftayım. Daha önce karşılaşmamış oluşumuz. Sence de tuhaf değil mi? Neden Avrupa yakası çok mu küçük? Yok ya küçük olduğu için değil. Yani ne bileyim herhangi bir yerde olabilir. Sen nerelere gidiyorsun genelde? Ben de öyle ortalıklarda dolanmam. Ne yani hep evde mi duruyorsun? Hayat ritmimiz farklı diyelim. Pardon ben anlayamadım. Hayat ritmimiz farklı derken? Yani şöyle, senin partileme, çokça gezip tozma tadında bir hayatın var. Benimki öyle değil. Neresi popüler bilmem. Partilerin aranan yüzü olduğumu da söyleyemem. Yollarımızın hiç kesişmemiş olması ondandır. Oo, lafa tuttun bak, geç kaldım ben. Kaçtım ben, görüşürüz. Görüşürüz. Serra. Sağ ol.